Selamlar efendim, Cities Skylines'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Dijital Erak kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli bir seri oluyordur hepimiz için. Ben gayet eğlenerek yolumuza devam ediyorum. Buraya bir mezarlık sıkıntımız var. Burada mezarlık işlerinden. Mezarlıktan bir şey yetiştiremiyoruz. O yüzden bir tane daha şehir mezarlığı yapıp acaba... Şehir mezarlığının sadece burada olması bir kötü bir etken mi bizim için bilmiyorum ama yani çok da şey yapmak istemiyorum şehir mezar. Oo, şurada bir sıkıntı var. Bakınız. Şimdi şöyle. Peki şuradan ben bir yol daha çıkartsam ve sadece şöyle gitti. Acaba nasıl olur? Bir de buraya roundabout atayım. Böyle ufuğundan. Düzelttik. Bakalım nasıl olacak. Burada en azından buradaki trafiği... Abi kavşak her zaman trafiği almıştır. Evet, buraya doğru şey oldu ama bir dakika. Bir saniye durun. Şimdi bu böyle olmadı. Bu iş böyle olacak. Çünkü bu sefer bu tarafa doğru yöneliyorlar. Sanki gibi. Bu arada 19.000 ile 25.000 arasında bir şeyimiz oluyor. Elektrik yetersizliğimiz oldu. Abo. Ne diyorsun? Ne diyoruz? Elektrik yetersizliği nasıl olur? Elektrik. Oraya nasıl elektrik gelmiyor? Ayıptır sorması. Buradan bir yerden elektrik alması lazım onun. Bir saniye, elektrik. Elektrik sıkıntısı mı doğuyor? Ne oluyor? Anlamadım. Bakın. Acaba şeyle alakalı olabilir mi? Servisten. Yok, servise alakası yok. Şuraya bir tane daha yapacağız büyük ihtimalle elektrik. Buraya işçi getiremiyoruz. Burada okumuşlar. Okumuş işçiler gerekiyor buraya. Sadece okumamakla olacak bir şey değil. Evet, geothermal power plant. Medium. Toprağı çok kirletiyormuş. Ama yapacak bir şey yok. Aslında şundan yapsak çok daha güzel olacak da işte. 1,5 milyon. Acaba bu güneş enerjisi olayına geçsek nasıl olur ya? Buraları alıp 35 tane alabiliyoruz bakın. Şurayı alıp şöyle şu kısmı, tamam mı, şu kareyi, şu kareye 3 tane 4 tane güneş enerjisi yandan hemen yapıveririz ya. Güneş enerjisi neydi onlar, tarla diyorlardı değil mi onlara, tarla, güneş enerjisi tarlaları. Peki şu yol, pekala bu yol kardeşim, buradan böyle gidiyormuş. Misal. Ve şöyle bağlanıyormuş. Şimdi şöyle yapsak. Buradaki arkadaşları rahatsız etmeden... Öyle bağlayabilsem çok güzel olacak. Bakalım, değişik bir yol anlayışı. En sonunda da böyle bağlanıyor. En sonunda da bağlanıyor. Bakalım buradan
Yani şöyle. Acaba şuraya bir ekstra verebilir miydik ya? Şöyle yapalım. Hayır, yanlış yere kestik. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bir saniye. Burası bizim için önemli. Şimdi şöyle. Overlap tapping diyor. Anladım. Yüzeysel bir sıkıntı var. Düz diyecektim ben. Abi o geri alabiliyor muyuz? Abi çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Evet. Galiba çok kötü oldu bu. Arkadaşlar uzun zamandır şunu yapmıyorum. Save'i geri alacağım. Evet, save'i 3 dakika geri aldık. Orada gözüküyormuş ama şu kısmı alıyoruz. Tamam mı? Şimdi sen belli ki burada bir aim tarzı bir şey var. O aim tarzı şeyi görmedik biz burada tabii. O da ayrı bir problem. Şimdi yol lazım olacak, evet. Ona şey yapıyorum ama buraya şöylemesine komple bir şey yapacağım ama şuranın da özelliklerine bakmak istiyorum. Neler var? Şurada su var. Burada tarla var, şurada su var. Yani burada burayı kullanabiliriz. Buraya güneş tarlalarını 1,5 milyondan 2 tane koyarsam diye güzel olabilir. Şimdilik 2 tane bulunsun. Önünden de yol geçireceğiz. Öyle. Arkadaş ben onu düşünemedim ya. Öyle o kadar kötü olabileceğini düşünemedim ben onu ya. Vallahi bakın. Şimdi burada enerji burada enerjiyi veremiyoruz değil mi? Doğru. Evet, şimdi buradan da buraya enerjiyi verdirtebilirsem. Vay arkadaş ya. Birazcık boşluk bıraksaymışım iyi olacakmış. Mecbur arkayı da satın alacağız yani. Problem değil. Hiç problem değil. Arkayı da satın alıp en azından arka tarafa da rüzgar gülleri falan doldururuz. Artık yeşil enerjiye geçeyim istiyorum. Ondan dolayı hiçbir sıkıntımızın olmaması gerekiyor. Şu an buraya da elektrik gelmesi gerekiyor şu an. Eğer elektrik gelmiyorsa o bizim ayıbımız. Yani şuradaki elektriğin oraya gitmesi gerekiyor. Evet, fazlasıyla elektrik üretiyorum şu an. Fazlasıyla elektrik üretiyorum. Lütfen. Lütfen bir tane de mezarlık yapacağım şuraya. Tam şuraya bir tane de mezarlık yapacağım. Buradaki şehirdeki bazı şeylere yetişemiyoruz. Okul bölgemiz, kolejimiz. Kolejin kütüphanesi olsun ya. Kolejin kütüphanesi olmadan olur mu kardeşim?
Bunları eksik bırakmışız bak, buraları kolejin kütüphanesini, yanlarını mesela Hogwarts Legacy gibi bir şey oldu bak. Bak görüyor musun? Hogwarts Legacy gibi bir şey oldu. Bunun hemen karşısında bir tane de otopark yapacağız. Büyüklerden yapayım diyorum. Karşısına değil de tam böyle yanına. Yok, karşısına yapalım. Kolejine gelmek isteyen çocuklar falan filan olursa onlara güzellik yapsınlar. Şimdi road maintenance, bunu geçiyoruz, evet. Bunu geçiyoruz, bunu bırakıyoruz. Buranın yolları böyle bir olsun bakalım. Evet kardeşim. Eskiden böyle şeyler, yollar vardı. Yapıyorduk, güzel oluyordu. Şimdi hepsini elle düzeltmek zorunda kalıyoruz. Yani bu hainliktir yani, başka hiçbir şey değil. İnsanı uğraştırır. İyi. Madem verdim, aldın oyunu, uğraş diyor yani. En ufacık eleştirim bu olabilir. Evet, bakınız. Pembe otobüslerimiz iş başında. Burada herhangi bir şey yok. Şuradaki otopark zaten sıkıntı, 300. Ne diyorsun ya? Aa, 160 kişiymiş. Agacım, 160'a 30 bin şey veriyorum. 320. Bunu bırak, bırak. Dur bir dakika. Araba yıkama var. Araba yıkamayı ne yapacağım abi? Arabayı da yıkamayı versinler ya. Yık bunu, yık. Buradaki otopark yıkılıyor. Yerine yenisini koyacağız. Arkadaş. 75, 65, 50. Konfor olarak iyi. Evet ama yer ve şeyden, hadi o kalsın ya. Tamam hadi. 150 bin boşuna harcadık ama. Hadi bu kalsın, tamam. Hadi bu kalsın, kalsın. Şimdi buraya niye hala elektrik gelemediğini çözemedim. Ama oraya şöyle bir şey yapacağım. Bu yoldan dolayı mı acaba elektrik gelmiyor buraya? Geleceğim. O yol bir kapansın. O yolla buranın bir alakası yok. Kardeşim, buraya niye elektrik gelmiyor? Sorabilir miyim? Buraya neden elektrik gelmiyor? Aslında geliyor. Hem de cayır cayır elektrik geliyor. Cayır cayır elektrik geliyor. Şöyle bir tane koysam buraya. Kaç üretiyorsun? Efficiency %14. Hiç üretmiyorsun ya. Ama rüzgar artıp azalıyor mu acaba? Böyle bir etken var mı? Mesela. Rüzgar. Rüzgar, 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 rüzgar. Out connection. Out connection'a bakayım bakayım. Export ettiklerimiz, media export ediyoruz. Furniture export ediyoruz. Taş yapıyoruz. Tabii ki onları işleyecek bir materyalimiz olmadığı için hepsi bir şekilde oluyor. Şimdi evet, enerji sorununu çözmüşüz. Güzel. Enerji sorununu çözmüşüz. Bak, buradaki ev sorununu da çözdük diye tahmin ediyorum. Ama bir türlü, bir saniye, bir saniye, bir saniye.
Buraya otopark yapacağız. Burası otoparktı. Bundan yaparsak, bundan iki tane yaparsam 30 bin, 60 bin ankipi var. Bundan iki tane yaparsam komple güzel bir şekilde sığıyor yani. Bunu yapmam daha mantıklı kardeşim buraya. Bir tane de şuraya yapacağım. Hadi bakayım. Şimdi ver coşkuyu. Dikin evleri. Evet, evler dikilsin. Buraya araya da bir böyle şeylerden sıkıştıralım. Bu arada bu kısma da şunlardan yapsınlar. Şimdi oil drill değil de bir dakika. Kısmı bir geliştirmek istiyorum. Kısım nasıl daha fazla gelişir? Buradan bir yol verdirsem şuraya. Öyle bir yol gelse buraya. Evet de bu ikili olsun ya. Evet bu şekilde daha iyiyiz. Bu arada havalimanını açacağım. Bir de turist yerini açmak istiyorum ama havalimanı daha önceliğim aslında. Kargo limanını kurup bir an önce uluslararası aktivite. Bir de server farm açabiliriz. Telekom post facility. Onu boş verin. Wheeler Office. Financial Support. Bunu da açalım. Bunu da açalım. City Hall. Bak bunlar önemli. Central Bank falan. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Biz hiç onları yapmadık. Merkez binası şeyi işte ne diyeyim, ne bileyim. Evet sevgili kardeşlerim, siz burada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Bir tane Road Mantis kuracağım ya. Yollara bakan bir şeyimiz olsun. Ekstra garaj. Ekstra garaj da olsun. Working. Hadi bakalım çıkın. Yollara bakım yapacak yeterli zamanı bulamıyoruz onlar. Hadi bakayım. Kaç tane? 15 tane. Güzel. 15 tane gezinsin dursunlar. Onlar tamam. Post office. Server farm. Şimdi bak buraya server farm koyarsak ham merkeze mi kursak acaba? Orada kimsenin şeyi yok. Pending updates to our evet kardeşlerim. The city will be experiencing rolling blackouts. Yalnız bir şey değil mi? Server farm'ı şuraya kurup buraya da kimseyi yerleştirmemem. Tam şuraya kurup güneş sistemlerini diğer tarafa da taşıyabilirim ya. Onun hemen karşısına da yapabilirdik aslında. Bir dakika şimdi orası çok şey yaptı şu an. Airport ne alemde? Ne kadar büyük ona bir bakayım dedim ama. Second musical home from home. Evet. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for uçağımız. Uçakları şuraya kuracağım. O yüzden burayı alıyorum. Böyle şu şurayı alacağım. 800 binimiz gitti. Evet. 750 bin. That's right, Glenda.
750 bin diyor. Uluslararası Havalimanı. Space Ships. Welcome, Professor. So a house airline cargo. Bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to Şimdi buraya havalimanını yapsak deneysel bir çalışma olacak. O yüzden birazcık paramın artmasını bekleyeceğim. Paramın artması için de bizim ev yapmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ev yapacağız. Ev yapacağız. Ev yaptıkça çoğalacağız. Abstraction. Şuradaki The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores. Neredesin Travis Morgan? Nerede elektrik sıkıntısı var? Ayrıca buradaki binalar niye abandoned? Neden yani? Neden bu arkadaşlar burada görülüyor? Bir de buraya doğru yayılacağım. Artık yeterli gelmiyor. Anladığım kadarıyla böyle komple alsak, bir kısmı almasak, bir kısmı alalım. Bu yol şöyle geldiğini varsayarsak, buraya da bir tane daha o şeyden attık mı, burayı komple kullanmış olacağız. Ayrıca şurayı da kullanmak istiyorum, İlal Adası'nı. Bakalım. Evet. Şimdi şehrimiz gayet güzel gözüküyor. Bunu yolun... Yol değil de havalimanına... Bunu getirdikten sonrasında... Keşke tramvayı mı atsaydık önce ya? Bilemedim şu an. Şu an bir bilemezliğin içinde yaşıyorum. Tramı açıp bak water ama kargo limanımız yok ki bizim limanla alakamız yok. Evet, üniversite, teknik üniversiteyi açacağız. O zamansa teknik üniversite ve üniversiteyi yapacağım abi. Üniversiteyi tam olarak buraya yapmayı düşünüyorum. Böyle nehrin kıyısında. Nasıl? Güzel fikirdi ama nehrin kıyısında. Buradan şöyle şu kısma üniversiteyi yapacağız. Tabii ki buraları da. Bu arkadaşlar. Aynı yol mu? Aynen aynı yol. Yalnız bir şey değil mi? Öf. Distance short mu? Ne diyorsun ya? Bir saniye. Nasıl ya? 'Şöyle gayet güzel durdu. Keşke. Yamuk oldu. Ya yamuk oldu ama be. Hayır, yamuk olmasın. Ya yamuk oldu ama. Tam o orada dursun. En azından bir şimdi düzgün olduğunu varsayıyorum. İnşallah düzgündür. Evet, düzgün.
Tam olarak şurası üniversite bölgesi. Şu tarafta ufak tefek bir kasaba gibi bir yer olacak. Tam şuraya bir roundabout. Ve tam üstünden ufak tefek bir yerleşim yeri. Şöyle rastgele yapıyorum daha şey olsun diye. Şuraya doğru indiremez misin? Bir dakika. Oy oy oy, burayı yerleşim yeri kurdurtmuyor. Ama buraya izin verdi. Peki şöyle bir iniş yaptırtabilir misin? Ya yaptırsan ne olurdu? Güzel insan. Olurdu be. Bak köprü altına şeyi kuracağız buraya. Mahallesi kuracağız. Buraya tam köprü altına şey olacak. Burası üniversiteye giden yol. Tamam mı? Burayı da böyle. Bir saniye abicim. Bir saniye dur bakayım. Seni şuradan alıyoruz. Tam şuraya koyuyorum seni. Sen burada kal. Şey olmuş. O orada yıkılmış, dökülmüş bir kaleymiş gibi. Güzel. Şuradan indirsen aslında ne güzel olacak ya. İndirmiyorsun ya. Vallahi bak. Bak şuradan indirirsin bence. Bak az önce yaptın. Allah Allah, ben mi o yolu göremiyorum yoksa yol mu yok? Abi. Bu yol şuraya bağlandı. Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok kardeşim. Burası böyle. Üniversite bölgesine yerleşim yeri gibi bir şey yapıyoruz. Ama bir sürü yolu var. Evet, şimdi teknik üniversitemiz, bir de normal üniversitemiz. Bu normal üniversitemiz yoktu. Üniversiteyi şuraya doğru yapacağım. Şöyle yapalım. Tamam. Paramız bitti. Paramız bitti artık. Para yok. Ama üniversitemiz var. Üniversiteyle daha ileriye gideceğiz diye tahmin ediyorum. Yani inşallah daha iyi. 3 kişi şu an üniversitede eğitim görüyor. Bakalım
Neler olacak? Köprünün girişine değil de şuraya. Şuraya. Ve şuraya. Şimdi buranın da şu karşıya giden yolu bitirip arkasından yolunu çizebiliriz. Evet. Orası Ortaköy misali gibi bir şey oldu ya. Vallahi harika oldu. Harika oldu. Şimdi şu yolu, şurasıyla bağlayacağız. Tamam mı? Burasıyla bağladıktan sonra tabi buranın bir su açığı oldu. Su getiremedik. Neden öyle oldu? Çünkü şuradaki yolları şöyle bağlayacağız. Şimdi bakın buranın elektrik açığını şöyle kapatacağız, tamam mı? Şöyle, abi oradan geçirirdin sen onu ya. Ah be abi. Abi. Yok mu senin bunu buraya ayarlaman? Yok. Buraya ayarladı. Güzel. Güzel. Sevdim. Peki buraya bir tane küçüğünden bir randevat yaptın. Buraya da bir tane randevat yaptın. Küçüğünden. Arkadan on metreyi kapatalım. Burası yoluna devam edecek tabi bu arada. Burası peki şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ekstra şöyle yollar çıkartabilir miyim buraya diye baktım ama yok. Yemiyor. Burası tam köprü altı. Ortaköy oldu ya, tam Ortaköy. Tam Ortaköy gibi bir şey yaptık ama bak şu an buranın şeyi düzelmesi lazım. Evet. Buranın düzelmesi lazım. Ve şuralara da şunlardan kurduktan sonrasında sevgili halkım şuraya bir yerleşsin. Şuralara da şunlardan yapalım. Güzel güzel. Köprünün altına bunlar yerleşsin ya. Gelecek gelecek, müşteri de gelecek oraya. Ama şu an eksi 8000'deyiz. Çok sıkıntıdayız. Şu resmen bize şu an zarar yazıyor ya. Bunu bir kaldıralım. Bu bölümün en zararlı kısmı şeyi o oldu, yaptığımız işi o oldu. Gençler ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Hoş, istemediğimiz bir olaylar, bir şeyler oldu. İstemediğimiz olaylardan oldu. Bakayım bakayım. İstemediğimiz olaylardan oldu. Şunalara şunlardan koyalım. Arkadaş çok iyi olmadı mı ya? Şurası biraz karışacak gibi ama. Neyse, şuraya bir otopark tarzı bir şey yapmak lazım. Nereye yapsak? En ideal yeri burası. En ideal yeri burası kardeşim. Evet, evler yapıla dursun.
Biz de o sırada veda edelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz efendim. 35. dakikadayız. 36 dakika bana katlandınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Siz Skylights'ın bir sonraki bölümünde bakalım neler olacak. Görüşünceye dek esen kalın. Hoşçakalın.